Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herkese buradan mutlu günler diliyoruz. Güzel bir hafta sonu olsun hepimiz için. Sams sporumuzu merak edenlere önemli konuları sizlere yavaş yavaş aktarmaya gayreti içerisinde olacağız. Telaşa gerek yok. Takımımız iyi yolda diyorum. Evet sevgili spor severler. Samsun Spor'da teknik direktör Bayram Bektaş bugün yaptığı açıklamada takıma 3 transfer daha yapılacağına, bununla ilgili de yönetime raporunu sunduğunu söyledi. Biraz geç kalındı ama neyse. Özellikle forvet transferi ve kanat transferi ile ilgili taraftarlarımızın çok yoğun istekleri ve beklentileri var. Neler söylemek istersiniz? Şimdi yaklaşık işte ikinci şey bitiyor, kamp bitiyor. Evet. Hala o sağ bek ve forvet alınmış değil, geciktiler. Sebebini anlayamıyorum. Bunlar ne zaman hazır olacak da takıma monte edilecek onu da anlamış değilim. Ama mevcut kadroyla devam edeceğini tahmin ediyorum. Evet. Sevgili hocamız arayış içerisinde ilk 11 ile hep sahaya çıkamadı. Bazı evet. Noksanlarımız var ama telaşa gerek yok diyorum. Takım bizim takımımız. Ligde göreceğiz. Ligi beklememiz lazım. Ben hazırlık maçlarının ölçü olmadığını ama kadro açısından önemli olduğunu buradan belirtmek isterim. Taraftarlarımız da galibiyet istiyor. Tabii maçın, oynanan oyunun en büyük tatlı tarafı galip gelmek, gol atmak. Evet. Bunu başaramadık iki maçtır. Birinde berabere kaldık herhalde, birinde de mağlup olduk. Evet. Neyse bugün herhalde bir yabancı takımla oynayacağız. Bu cumartesi, yarın pazartesi günü. Pazartesi gün bir yabancı takımla galiba, İsrail takımı mı nedir? Azerbaycan temsilcisi. Evet, onunla oynayacağız. Bakalım daha kaç tane hazırlık maçı yapılacak. Yolumuza devam ediyoruz. Onunla ilgili de sevgili spor severleri bilgilendirmek istiyorum. Evet sevgili spor severler, Samsun Spor yeni sezon öncesi son hazırlık karşılaşmasını büyük ihtimal, yüksek ihtimalle Samsun'da Çorum Spor ile oynayacak. Bunun da bilgisini sizlere aktarmak istiyorum. Yani taraftarı açık olacak herhalde. Evet taraftarı açık olacak. Büyük ihtimal, yüksek ihtimalle Samsun Spor'un Azerbaycan temsilcisiyle oynayacağı karşılaşma da naklen canlı yayınlanmayacak. Bununla ilgili birçok taraftarlarımız serzenişte bulundu. Evet. Neden canlı yayınlanmıyor? Neden işte takımı izlememize imkan sağlamıyor evet, diye. Evet. Ancak Sakaryaspor ve Samsunspor kulübü almış olduğu karar doğrultusunda rakiplerin taktiklerini çözmemeleri konusunda bu nedenle maçlarının canlı yayınlanmalarını istemediler. Bizler de takdirle karşıladık. Gönül isterdi ki bu ekranlarda işte gördüğünüz gibi Samsun Spor'un da canlı yayınını size net bir şekilde izletelim, gösterelim. Haber 1965 ekranlarında evet. Çünkü biz her daim Samsun Spor'un hazırlık maçlarını ve gollerini ekranlara getiriyoruz. Ama her iki kulübün almış olduğu karar neticesinde bu maç canlı yayınlanmadı. Gaziantep FK maçı gibi yoksa biz de size canlı verecektik. Sağlık olsun. Azerbaycan temsilcisiyle yapacağımız karşılaşma da nakden canlı yayınlanmayacak. Bunun da bilgisini sizlere aktarmış olalım. Ama herhangi bir dışarıdan münferit taraftarlarımız ya da futbol sever bu karşılaşmayı çekerse biz de onun aracılığıyla canlı yayında haber olabilir. 165. Çekiliyor galiba. Mesela 40 metreden atılan golü evet. Atmışlar. Ya kulübe attı ya başkası attı. Sakaryaspor kulübe attı onun da karşılaşma sonrası. Evet. Sevgili spor severler, Samsun Spor'da forvet transferiyle ilgili Fransa'dan görüşülen futbolcu sakatlığı nedeniyle bu oyuncudan vazgeçildi. İsmi evet. Açıklanmıyor. Yalnız dün özellikle akşam saatlerinde Pape adında Pape isimli bir forvet oyuncusunun Samsun Spor'un transfer radarında olduğu. Hatta bu futbolcunun transfer görüşmesi için Yıldırım Tavur'da bugün Samsun Spor yetkilileriyle bir araya geleceği belirtildi. Bununla beraber teknik direktör Bayram Bektaş hocamız da hazırlık maçlarıyla ilgili taraftarlarımızın sabırlı olmalarını. Aynen aynen. Ağır eleştirilerde bulunan taraftarların ise futboldan anlamadığını belirtti. Ama onlara da saygı duyuyorum dedi. Şimdi futboldan taraftarımız her zaman anlar bilir. Evet. Seyircidir. En iyi etüt eden, onu şey yapan, kantara koyan bir taraftar kitlesi var. Evet. Taraftarlarımız bu yönünde eksikliği yok, fazlalığı var diyorum. Evet. Bektaş hocamızı da daha dikkatli konuşmaya davet ediyorum. Evet sevgili spor severler, Yılport Samsun Spor'da önceki gün transferlerde hareketli saatler yaşandı. Takımdan gidecek futbolcular tek tek ayrılmaya devam ediyor. Kırmızı beyazlılarda Yamayego ve Melih Okutan Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bolu Spor'a kiralık olarak transfer oldular. Her iki futbolcu da birer yıllık kiralık olarak Bolu temsilcisine transfer oldu. Dün evet. De zaten Bolu Spor kulübü yetkili bir şekilde açıklama yaptı. Bir arkadaş yaptı. Şey kardeşliğimiz var evet. Evet bununla beraber takımda yer alan Bah, Eralt Çınari, Shelton, Savicevic gibi yabancı futbolcuların da
önümüzdeki hafta içerisinde takımlar resmen ayrılacağı gelen bilgiler arasında. Takım bulmaları söylendi. Furkan, Fehmi Güneş, Semih, Melih, Altın Kulaç. Bu üç futbolcu da yanılmıyorsam Spor Toto 1. Lig'den bazı kulüplere kiralık olarak gidecekler. Hangi kulüp oldukları şu anda henüz netlik kazanmadı. Bununla ilgili de bir gelişme olursa sizlere paylaşacağız. Net kadro oluşacak artık. Gidenler gitsin, evet. Kalanları bilelim. Elimizdekini ona göre hareket edelim diyoruz. Yorum var mı? Nedir? Evet sevgili spor severler. Bu programa beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Duayen gazeteci Erdal Cansu'yla haftanın 1-2 günü sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Hı-hı. Yer, mekan fark etmeksizin. Bugün de Aktaş Fotoğrafçılık'tayız. Kendileri de gerçekten çok iyi sanmışlar. Yahya Aktaş, Togi Aktaş'a buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Her sezonda formasını alıyor Togi Aktaş. Bu sezonda inşallah abi Diadora Mesh Spor farkıyla Samsun Spor'umuzun yeni kırmızı formasını alacağım dedi. Evet. Ben beyazcıyım dedim. Kendisi bana kırmızı formacıyım dedi. Ben dedi kırmızıyı alayım abi, sen beyazı al, beraber maça gidelim dedi. Olur dedim. Tamam. İnşallah. İlhan Özen, selam arkadaşlar demiş. Teşekkürler İlhan Bey'e buradan. Hemen şöyle bir taraftarlarımıza topu bırakmak istiyorum ben aslında sevgili Erdal Cansu. Evet. Sizce Samsun Spor 3 nokta transferini hangi bölgelere yapmalı? Teknik direktörümüz Bayram Bektaş forvet ve kanat transferi yapılacağını belirtti. Bununla beraber sağ bek transferi de yapılacak. Sizce forvete yabancı mı yoksa yerli bir transfer mi yapılmalı? Ben taraftarlarımıza buradan sorumu yöneltiyorum ve hemen yorumlara yerli, bakıyorum. Yerli olursa İlhan Özenç, Erdal Hocam nasılsınız demiş. Sağ olsun. Sinan Ak 47 selamun aleyküm kolay gelsin demiş. Aleyküm Turan Sayar, Soner Gönlü farklı mevkilere dönmesinin sebebi ne olabilir? Ben çözemedim. Sizce ne düşünüyorsunuz? Soner Gönlü sol ayakta bir futbolcu. Sol kanatta da oynayabilen. Ayrıca ters ayağıyla sağ bekte de pozisyona göre mücadele edebilen, forma giyebilen bir futbolcu. Bununla alakalı bence teknik direktörümüz Bayram Bektaş bir deneme aşamasında. Evet. Acaba bu futbolcuya alternatif olarak, joker futbolcu olarak baksam bizim işimize yarar mı modunda baktığı için bence böyle denemelerde bulunuyor. Hemen yorumlara devam ediyorum. Harun Aksoy, Bahattin geri alsınlar demiş. Bahattin Köse biliyorsunuz Ankaraspor'da şu anda boşta. Geçen sezonu Ankaraspor'da tamamladı. Bilmiyorum, yönetimimiz belki bir girişimde bulunabilir. Yani ama o Bahattin tarzı Ahmet Sagat transferi edildi. Bahattin'i alırlar mı bu saatten sonra? Zaten etmiyorum ama yine de deneseler iyi olur. O da biraz performansında düşüşteydi son dönemlerde. Düşüşte Samsun'da şahlanabilir. Evet. Turan Sayar okumuştuk yorumunu. Sinan Ak Sabek sol açık Fofana'nın alternatifi ve santrafor olur demiş. Bütün taraftarlarımız neredeyse Fofana'nın alternatifiyle ilgili lazım. Serzenişte bulunuyor. Evet. Çünkü Fofana sakatlanırsa ya da kart cezalısı olursa bu futbolcunun yerine kim oynayabilir? Midesinden bazen oynayamıyor, rahatsızlığı var. Evet. Hemen yorumlara bakıyorum. İbrahim Öztürk selamünaleyküm demiş. Gurbet TV Almanya'dan Kasım Bey. Selamlar. Selamlar dostum. Buradan Kasım Bey'e de ben selamlarımı iletiyorum. Kendisini çok özledik gerçekten. İyi bir Samsunspor'u termeli. İlhan Özenç, bence yerli olması çok daha faydalı olur. Yabancı futbolcuya verilecek dolarlar, yularlar yerli futbolcuya daha iyi forvet alınır demiş. Aynen. Efe Karakaya, Ali Ülgen'in gitmesi gerekti demiş. Bence Ali yedek olarak bir sağ bek kalabilir ya. Alternatifi olabilir. O kadar da kötü bir topçu değil yani. Futbolcu değil yani. Ali Ülgen'e taktı millet de. Yani şu anda yaşı itibariyle ve tecrübesi itibariyle yetersiz olduğu için birçok taraftarlarımız Garanti Banko tıpkı Mücahit Albayrak gibi sol bekte olduğu gibi sağ bekte de istiyor, böyle bir futbolcunun olmasını istiyorlar. Herhalde. Yakın. Ali'ye de güvenelim ama fena futbolcu değil. Gelecek vadede hani bu takımın güzel yerlere gelmesini sağlayacak bir yeteneğe sahip futbolcu. Ben Ali'ye güveniyorum. İnşallah önümüzdeki haftalarda da daha iyi olacaktır. Dün akşam da zaten şans eseri Bah'la birlikte denk geldik piyazada. Evet. Kendisi çok karakterli, çok temiz, çok beyefendi bir futbolcu. Son durum ne diye sordum Bah'a. Şu anda Samsun'da antrenmanlarıma devam ediyorum. Evet. Bir hafta içerisinde transferim neticelenebilir. Ya Spor Toto 1. Lig'e ya da farklı ülkelerin alt liglerine transfer olabilir demiş. Olabilir. Samsun Spor'la da 5 yıllık daha sözleşmesi varmış Bah'ın. 4 yıllık daha düzeltiyorum buradan, sözleşmesi var. Evet. Kampta bulunan genel müdürümüz Soner Soykan ve başkan yardımcım Bilen'e sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Evet. Onlar da takımı takip ediyorlar yakın. Evet. Pazartesi dönecekler.
Evet, Duran Sayar, hazırlık maçlarındaki başarısızlığı nasıl düşünüyorsunuz? Teşekkürler demiş. Şimdi hazırlık maçı hiçbir zaman ölçü olmadığı gibi de tam ideal bir kadroyu sahaya süremediği için evet, neticeden yoksun kaldık. Bekleyelim, görelim diyelim, sabır istiyoruz. Yani benim için de hazırlık maçı bir orantı değil. Ölçü değil. Yani. Çünkü sonuç itibariyle Samsun Spor'da hala takımda yer alan futbolcuların takımda kalıp kalmayacağı belli değil. Hem Bayram ondan hocamız kafasındaki ilk 11'i şekillendiriyor, hem de takımda bu futbolcu forma giyebilir mi diye bir yandan da acık diğer futbolcuları deniyor. Sabır istiyor ya. Evet, bugünkü yaptığı açıklamada zaten taraftarlarımızdan sabır istiyoruz gibi bir açıklamalarda bulunmuştu. Yani Diomande'nin takımda kalıp kalmayacağı belli değil. Olumlu geçer not alacak mı, almayacak mı? Tomani'ye menajerinden henüz teklif gelmedi, her an teklif gelebilir. Bununla beraber yeni transferler var. Daha takıma uyum süreçleri tam yavaş yavaş netleşemedi atılıyor takım olarak. Ya bana sorarsanız eğer Samsun'da oynayacağımız büyük ihtimalle bu karşılaşma Çorum Spor olacak. Çorum Spor'un da biliyorsunuz hem başkanı i̇şte ondan hem de kaptanı eski futbolcumuz Murat Yıldırım oldu. Yıldırım. Buradan da taraftarlarımızı bilgilendirelim. Eski futbolcumuz Murat Yıldırım'ı da yıllar sonra yeniden Samsun'da görmek gerçekten İnşallah güzel olacak. İyi bir bana sorarsanız bu takım bence Çorum maçında hazır bir şekilde sahada yer alacak. Çorum maçında ideal kadroyu sürebilir. Evet. Maç kadrosu. Sinan Ak 47 konu dışı ama bu Eyüpspor bu kadar maliyetli Süper Lig oyuncularını nasıl alıyor? Nereden geliyor bu değinmenin suyu? Sevgili spor severler, Samsun Spor Başkanı Yüksel Yıldırım nasıl dünya devi bir liman işletmecisi ise Eyüpspor ve Pendik Spor Başkanı da aynı kişi olduğu için özellikle her iki takımın da ismini zikrettim. İstanbul'da bir iş adamı. Evet. Ünlü, saygıdeğer bir güçlü, iş adamı. Güçlü bir iş adamı. Ayrıca de Galatasaray yönetiminde olduğu için hem Galatasaray'da forma giymiş eski futbolcular hem de menajerler aracılığıyla transferlerde önemli, önemli rol oynadı. Önemli pay sahibi diyebiliriz. Bildiğiniz üzere Eyüpspor son olarak Galatasaray ve Beşiktaş forması giyen evet, Ryan Babel'i de kadrosuna kattı. Hani 1. Lig'e Babel transfer olur mu diye sorsaydınız ben gerçekten ihtimal vermezdim ama az önce de dediğim gibi başkanlarının Galatasaray bağlantısı, menajerlerle iyi olması arasında ve İstanbul takımı olması Eyüpspor'un işte, transferde bir adım öne geçmesi. Galatasaray'ın da bir altyapısı pozisyonunda. Kimisi de pivot takımı diyor. Evet. Bu da çeşitli söylentiler evet, arasında yer alan bilgiler. Eyüpspor demişken de Ryan Donk'a da transfer teklifinde bulundular ama futbolcu 1. Lig'e transfer olmayacağını belirterek bu transfer karşısında teşekkür etti ve kabul etmedi. Efe Karakaya bu iş Bayram Hoca ile olmayacak gibi. Bir görelim, daha bir bakalım. Bu erken, yani bu konuşulan erken, hocanın evet, herhangi bir suçu yok. Hoca evet, ideal kadroyu ortaya koyabilmek için elinden gayret ediyor. Evet. Kaliteli bir teknik direktörümüz var, saygı duymak lazım. Bayram Hocamız bugün Samsun'dan da Selçuk Kaya ve Alper Cabbar abilerimiz, gazetecilerimiz bugün Bolu kampında yer aldılar. Her iki gazeteci ve ulusal kanallara, ulusal medyaya yapmış olduğu açıklamada taraftarlarımızdan sabır istiyoruz dedi. Bununla beraber ağır eleştirilerde bulunan taraftarlarımızın futboldan anlamadığını belirtti. Birçok taraftarımız da bu açıklamaya serzenişte bulundular. Ama o taraftarlarımıza da eleştirilerinden dolayı saygı duyuyorum dedi. Burada da zaten Bayram hocamızın imza töreninden sonra birçok taraftarımız bugüne kadar buradan giden hocalar bizi dinlemedi, onlar kaybetti. Bizi dinleyen hocalar kazandı. Sen bizi umarım dinlersiniz diye de çağrıda bulunmuşlardı evet, Bayram Hoca'ya. İnşallah Bayram Bektaş hocamız iyi bir takım vitrin oluşturur da Altay maçına kadar takım hazır olduktan sonra lige iyi bir başlangıç yaparız diyorum ve yaklaşık hemen bakıyorum 14 dakikadır taraftarlarımızla birlikteyiz. Vallahi ne güzel. Doya doya evet, bir program oluyor gerçekten. Efe Karakaya, Melih Okutan, Novikovas'ın yerine oynayabilirdi. Sakatlanırsa Novikovas. Bununla alakalı zaten Samsun Spor alternatif bir kanat transferi düşünüyor. Bu nedenle de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Evet. Birçok transfer yapmak önemli ama takım olabilmek, o duyguyu, o düşünceyi sahaya sürebilmek gerçekten çok önemli. Ben inanıyorum ki Samsun Spor iyi bir takım olacak. Çünkü teknik direktörümüz Bayram Bektaş da yaptığı açıklamada bunu net bir şekilde dile getirmişti. Biz takımımıza güveniyoruz. Evet. Her şekilde takımımızın arkasındayız. İyi bir takım olduk. Olma yolunda da ilerliyoruz demişti.
İnan Özenç, ben buraya Altay maçının skorunu vereyim demiş. 3-0 yeneceğiz inşallah demiş. İnşallah ağzınızdan bal damlıyor sevgili İnan Özenç. Bizim de tek temennimiz, tek dileğimiz Samsun Spor'umuzun sahadan iyi bir skorla ayrılıp yoluna emin adımlarla devam etmesi. Evet sevgili spor severler, yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Foto Aktaş'ta güzel bir programla sizlerle birlikte olduk. Şöyle bir yorumlara hemen bakmak istiyorum. Sinan Ak, playoff sistemi değişti, yorumlar mısınız evet, demiş. Şimdi üçüncü kalan takım direkt final oynayacak. Aslında bence bir takımı da yukarı çıkarabilmek adına iyi kullanılmış bir olay diyorum. Aslında dinlenlik olacak o üçüncü kalan takımlar oynamayacak. Ama şimdi şöyle bir şey de meydana gelebilir. Ligin son haftaları üçüncü takım ligde hiçbir iddiası kalmayacak takımla maç yapıyor. Yani teşvik birimleri de gider. Ne bileyim ilk altıyı ilk altıyı canlı tutmak herhangi birbirlerine karşı şike yapmamak açısından üçüncüyü direkt almalarda faydalı olduğunu zannediyorum. Tabii üçüncü takım da maç yapamayacak. Diğer dinlenmiş olacak. Dört takımın arasında oynanan maçlarda. Tamam bir yandan dinlenmiş olacak ama diğer yandan da sadece antrenmanla maç hazırlanacak. Bir prova maçı oynayamayacak ya da sakatlık olur diye riske atmak istemeyecek. Değişik bir sistem bakalım. Yani Samsun Spor da ligi son 2 sezonda 3. bitiren, pardon düzeltiyorum. 2 sezon önce ligi 3. bitiren, evet. Geçtiğimiz sezonda ligi 7. bitiren bir kulüp. Yani şu sistem bizim son 2 senede, son 2 senede olsaydı Samsun Spor çıkmış olacaktı. Playoff'ta Banko finaldeydi. Diğerinde de 7. sırada playoff'a katılacaktı. Evet. Bu da bir şanstı diyelim. Biz alıştık zaten. Zamanında seyircisiz oynamaya vesaire. Tarafsız sahada taraflı maç oynamaya, çifte standarta mağdur kalmaya Samsun Spor camiası alışkın ama inşallah bundan sonra Samsun Spor gümbür gümbür bir şekilde taraftarıyla, hocasıyla, yönetimiyle, başkanıyla inanmış adımlarının yere sağlam basan bir Samsun Spor olarak gümbür gümbür geleceğiz diyorum ve ben sözü yavaş yavaş size bırakıyorum. Sevgili spor severler, bugün sizlere bazı gelişmeleri Samsun Spor'la ilgili aktarmaya, dilimizin döndüğü müddetçe aktarmaya çalıştık Nihat Öndaş'la beraber. Bu programı Aktaş Fotoğrafçılık'tan Togi Aktaş ve babası Yahya Aktaş'ın bizlere gösterdiği ilgi alakaya teşekkür ediyoruz. Evet. Çarşamba Spor'da Bal Ligi'ne hazırlanıyor, transferler yapıyor. Onu da buradan belirtmek isterim. İyi günler olacak. Samsun Spor'umuz düzelecek. Her şey yolunda olacak. Biz inandığımız yolda devam edeceğiz. Bu sene o sene olacak. Allah nasip ederse diyoruz. En kısa zamanda sağ beki, kanat oyuncusunu ve forveti alarak takımı şahlandırmak istiyoruz sevgili sporseverler. Ben buradan sizlere birkaç reklam okuyacağım. Korkmazlar Oto, Serkan Ertan ve babaları İbrahim Korkmaz'a selamlarımızı iletiyorum. Dayı Oto Fikret Ekici'ye buradan selam ve selamlar. Recep Çetir Hocam'a selamlarımı, geri dönüşüm var biliyorsunuz. Recep Hocam selamlar diyorum. Aynı zamanda İnegöl'e, Aydın İçmarcı'ya biliyorsunuz selamlarımızı iletiyoruz. Her türlü tel imalatı, çelik halat sevgili Aydın İçmarcı. Ve yine Samsunlar Dernek Başkanı Şaban Kayan'a buradan sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Evet. Bizleri izleyen herkese sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Aynı zamanda Kemal İnşaat, Kemal Sayın'a ve Süleyman Gülmen'e biliyorsunuz rentekar işleriyle uğraşan iş adamımız Süleyman Gülmen ve Selahattin Yılmaz'a da buradan sevgi ve selamlarımızı ileterek bizleri sabırla izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Programa gösterdiğiniz ilgi alakaya teşekkür ediyorum. Canik Dağları'ndan esen sert rüzgar güzel şehrimin yürekli taraftarları. Bizi izlemeye devam edin. Allah'a ısmarladık. Evet sevgili spor severler, bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Sizlerden tek isteğimiz kanalımıza abone olmanız ve bildirimlerini açmanız. Duayen gazeteci Erdal Cansu ile birlikte inşallah yeni sezon öncesi önümüzdeki hafta içerisinde de Nuri Hasan tesislerinde güzel bir canlı yayınla sizlerle birlikte olmayı istiyoruz.
Sizlerden tek isteğimiz yayınlarımızı beğenmeniz ve kanalımıza abone olmanız. Soner bir Soykan sonraki... ve Başkan Bilen'e de sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Evet, inşallah hafta içerisinde de kendileriyle bir araya gelip güzel bir görüş, bir güzel bir röportaj gerçekleştireceğiz. Bizi takip etmeye devam edin. Alasmaladık. Alasmaladık.